Merhaba arkadaşlar, Nedir'in bu bölümünde kilitli diferansiyel nedir, nasıl çalışır, ne işe yarar bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu videoyu daha iyi anlayabilmek için diferansiyelin nasıl çalıştığını anlamakta fayda var. Onu da daha önce anlatmıştık. Şu sağ üst köşedeki linkten izleyebilirsiniz ya da açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Otomobiller normalde yolda giderken, bir viraj alırken, dönerken İki tekerlekler farklı hızda hareket eder. Yani içteki tekerleklerle dıştaki tekerlekler aynı hızda dönmeyecektir. Ve diferansiyel sayesinde bu iki tekerin farklı hızlardaki dönüşü sağlanır. Açık diferansiyel tasarımının, yani standart normal otomobillerde olan kilitli olmayan versiyonlarının bir kusuru var. Daha doğrusu kusur demek doğru olmaz. Tasarımın getirdiği bir yan etki diyelim. Ve bu açık diferansiyeller gücü en kolay yere aktarmayı tercih ederler. Bu da ne demek? Örneğin iki tekerinizden önden çeker bir arabanız olsun. Sağ ön tekeriniz kara, buza, suya, birine girdi. Öteki teker ise asfaltta, yani tutunuyor. Siz gaza bastığınız zaman bu açık diferansiyeller gücü tamamen tutmayan tarafa gönderme eğilimindedir. Ya da aynı şeyi viraj için düşünelim. Otomobiller viraj alırken viraj dışına doğru biraz yatarlar. Şöyle örneğin sağa doğru bir viraj alıyorsanız, biraz da hızlıysanız arabanın böyle sol tarafa doğru biraz yattığını hissedersiniz. Bunun adı da ağırlık transferi diye geçer. Bu da şuna sebep olur. İçerideki tekerleğin, viraj içindeki tekerleğin üstünden kuvvetin alınıp dıştaki tekerlekler üstüne daha fazla baskı olduğunu gösterir. O otomobilin yatmasından dolayı. O yüzden dışarıdaki tekerlekler, yani sağa dönen bir otomobil için sol taraftaki tekerlekler daha fazla üstünde ağırlığa maruz kaldığı için daha iyi yol tutacaktır. Ama yine açık diferansiyel dışarıdaki değil içerideki tekerleklere gönderecektir gücün, torkun fazlasını. Bu yüzden de yol tutuşunu bir nebze daha kötü etkileyecektir kilitli diferansiyellere göre. İşte kilitli diferansiyeller de tam olarak buradaki bu eksikliği kapatmak için yapılmış bir mekanizma. Gücü tutmayan değil tutan tekerleğe aktarmayı amaçlayan bir sistem. Aslında bu kilitli diferansiyellerin bir sürü tipi var. Bayağı birçok tipi var. Farklı şekillerde gücü aktarma çeşitleri var. Ama ben size en çok kullanılan kavramalı, çoklu kavramayla bu işi gerçekleştiren diferansiyelleri anlatacağım. Bu tip çoklu kavramaya sahip kilitli diferansiyellerde normal açık olanlara göre ekstradan kavramalar vardır. Çoklu kavrama dediğimiz aslında bildiğiniz debriyaj balatası gibi düşünebilirsiniz. Kavrama dediğimiz o. Bu kilitli diferansiyelde de bunlardan bulunuyor. İki tane kavrama paketi var. Bu kavramaların bir tarafı diferansiyelin ana haznesine, öteki tarafı ise yan dişlilere bağlı. Yani bu kavrama paketleri aslında bu hazne ile dişlinin aynı anda dönüp ya da dönmemesini sağlıyor. Bunu aynı manuel arabadaki gibi düşünebilirsiniz. Debriyaja bastığınız zaman motorla aksın bağlantısı kesiktir ve gücü aktaramazsınız. Ama debriyajdan çektiğiniz zaman o kavrama birleşir ve o gücü aktarabilirsiniz. Burası da aynı şekilde otomobil standart yolda giderken bu kavramalar açık ve bu yüzden de diferansiyel aynı açık bir diferansiyel gibi davranıyor. Ama örneğin zorlu bir duruma geldiniz. Yani tekerleklerden bir tanesi yine çamurda, karda, buzda olsun. Öteki tarafsa asfaltta tutuyor. Bu sefer sizin o buzdaki tekerleğiniz bütün torku alacaktır ve araba ilerlemeyecektir. Bu da iki tekerlek arasında belli bir devir farkı oluşturuyor. Bu devir farkı anlaşıldığı zaman çoğu otomobil için bu 100-120 devir civarında oluyor. Ama bu bahsettiğim motor devri değil, tekerlek devri. Eğer bir tekerlek diğerinden dakikada 100-120 devir fazla döndüğü anlaşılırsa o zaman bu kavrama paketleri kilitlenebiliyor. Ve bu kavramalar kilitlendiği zaman artık o hazneye bağlı olduğu için doğrudan tekerlek torku ona da aktarabiliyor. Burada bu kavramaların kilitlenmesi ya da açılması farklı çeşitlerde olabiliyor. Yeni nesil otomobillerde elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Otomobilin ECU'su, yani beyni, çeşitli parametreleri alıyor. Tekerleğin açısı, hangi tekerleğin ne kadar hızla döndüğü gibi parametreleri alıp bu kavrama paketlerini kilitleyip ya da açabiliyor. Veya bu tamamen mekanik olarak da gerçekleştirebiliyor. Özellikle iki tekerleğin farklı hızla dönmesiyle pinyon dişlilerde büyük bir hızla dönmeye başlıyor. Bu da yan dişliler üstüne direkt bir kuvvet oluşturuyor. Ve bu kuvvet kullanılarak da bu kavramaların kapanması sağlanabiliyor. Veya farklı mekanizmalar, yine mekanik olarak gerçekleştiren mekanizmalar da piyasada var. Diferansiyelin %100 kilitlenmesi denen bir tabir vardır. %100 kilitlenmesi demek iki tekerleğinde aynı hızda döndüğü anlamına gelir.
Her diferansiyel %100 kitlenemez. %20 olanı vardır, 30'u vardır. Yani bu da iki tekerlek arasındaki farkı gösterir. Özellikle lastik yakmayı seven insanlara baktığınız zaman bunun için kilitli bir diferansiyele ihtiyacınız var ki iki teker birden dönüp lastiği yakabilsin. Eğer açık bir diferansiyele sahipseniz sadece bir tanesi dönüp öteki teker duracaktır. Bu da açık diferansiyel üstünde çok fazla kuvvete neden olduğu için muhtemelen diferansiyeli kıracaksınızdır. Aynı zamanda drift severler için de arka tekerlerin kayması için ikisinin aynı anda dönmesi önemlidir. Sadece tek tekeri kaydırarak drift yapamazsınız. Bu da onlar için olmazsa olmazdır. Aynı zamanda arazi şartlarında da her zaman arabanın tırmanabilmesi, gidebilmesi için buna ihtiyaç vardır arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Sorularınızı ve istek videolarınızı da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Aslında bir sürü çeşidi var bu kilitli...